Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala şefi'i zünubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati ayunina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin bima kesebet rahine illa ashabel yemin. Fi cennetin yetesailun anil mücrimin ma selekukum fi sakar. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين صلى الله عليه وسلم Mevla Teala hakkı dinleyip hakkıyla tesirlenmek cümlemize nasip etsin. Amin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram etsin. Amin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza etsin. Amin. Sevdiklerinden dünyada ahirette bizi ayırmasın. Hepimize başarılı nasip etsin. Amin. Hepimizi muvaffak etsin. Mevla hepinize razı olsun. Amin. Elhamdülillah. Geçen hafta malumunuz haçtaydı. Allah kabul etsin. Amin. Bu hafta buradayız. Şükürler olsun. Elhamdülillah. Haçlı da çok dua ettim size. Gelmedi mi? Kargoyla göndermedim ya. Direkt o. Elhamdülillah. Çok bereketli bir haç oldu. Kıymetli bir haç oldu. Haç hepet kıymetli de zaten de. Arkadaşlarla beraber elhamdülillah. Çok bol dualı elhamdülillah. Allah'ım inşallah beraber nasip etsin. Amin. Yalandan mı amin diyorsun? Nasıl abi? Kuvvetli amin de inşallah beraber gidelim de ne var ya? Yani? Gidilir ya. Gerçekten gidilir. Güzeldir yani. Hac. Hoştur. Sırf zevk. Her ne kadar meşakkati olsa da o meşakkat de tatlı meşakkat. Zevkli meşakkat. İnşallah. İnşallah. Şimdi sırası geldikçe bazı ifadeler kullanırız. Risale-i Kusey'den bir beyt okuruz inşallah. Birkaç ayet-i kerime manası vermeye çalışacağız. Allah'ın tesiri yüksek eylesin. Amin. Bugünkü beytimiz açtım burası geldi açık söylüyorum. Bazı soruların da cevabı olduğu için soruyorum bunu okuyacağım bu akşam. Tekrar ediyorum. Açtım burası geldi ama. Hikmet Hüda. Gerek hakkani göz görsün bu zatı. Beşer hırkası için örtmüş sıfatı, kubab tahtında bulmuşlar necatı, hemen ol bende, bul sırrı hayatı. Kubab taht, hakikat gözle bak hakka gidelim, cemali, ba kemalesidir. Kemaveradı fil hadithil kutsi, hadisi kutsi demek, ifade Resulullah'tan, mana Allah'tan. İfade kimden? Ama manası kimden? Çok önemli bir ifade. Allah'ımız buyuruyor ki evliyai benim dostlarım tahta kubabi kubbelerimin altındadırlar. La ya'rifuhum gari benden başkaları onlar az bilmez. Yani gizlidirler benim dostlarım diyor Mevla Teala. Siz de çok gizlisiniz be kardeşim. Siz melekler de bilmiyor. O kadar da değil. Biraz bilincen. Biraz bilince biraz melekler bileceksin. İnşallah. İnşallah. Allah'ın başarmayı nasıl? Amin. Olmaz mı? Olur inşallah. Şimdi nedir bu? Onu şimdi konuyu hep beraber incelemeye çalışalım. Gerek hakkani göz görsün bu zat. Sana biraz Allah'tan anlayan bir marifet lazım ki, hakikat lazım ki sen Allah dostlarını anlayabilirsin. Yoksa Allah dostlarını anlaman için marifetin olmadığı takdirde, hakikatin olmadığı takdirde anlaman mümkün değil. Çünkü öyle bir özelliği yok ki. Nereden anlayacaksın ya? Dilinden anlamazsın, düşüncesinden anlamazsın, bakışından anlamazsın, olayların seyrisini anlamazsın, Allah'ı bilişini anlamazsın. E sen Allah dostunu nasıl anlayacaksın o zaman? O yüzden biraz Allah dostların etrafında ne yapman lazım? Dolaşman lazım. Allah'ın başarmayasın. Amin. Yoksa anlamıyorsun yani. Bu sefer bakıyorsun ki o da bir insan diyorsun. Bir insan ama o Mevla Teala'nın sevgisini kazanmış bir insan.
Rabbinin tecellilerini kazanmış bir insan. Rabbinin sırlarını elde etmiş bir insan. Rabbi ile arasında perdesini kaldırmış bir insan. Rabbine her türlü müracaat ettiği zaman duası kabul olan bir insan. Sanki sizi tarif ettim. İnşallah. Olmaz mı? İnşallah. Allah'a bir kral etsin. Amin. Mevlam verse bir şey eksilir mi? Eksilmez ya. Verir. Hepimize olur biter ya. Hiç de bir sıkıntı olmaz. İnşallah. Ama Mevlam bize bu işi ne yapıyorsun? Bizi bu işe layık eylesin inşallah. Layık olmadan da ne yapılmıyor? Verilmiyor be kardeşim. Verseler kullanamayız. Mevlam sırlarını atsa bize gidelim milleti ifşah ederiz. Ya sır anlatılmaz ama biz de hastalık. Hemen gel. Bak benden sır ne yapacaksın? E bu sırdı ama sırlar anlatılmazdı. Gizliydi, söylenmezdi. Kendinde yaşadığı Mevla yanında o bir sır olurdu, özellik olurdu. Ama millete çakacaksın ya kendini, bir şeyler söylemen lazım ya. Duydun ya bir şeyler. Mevla hepimizi muhafız. Amin. Yapmayız. İnşallah. O yüzden gerek hakkani göz. Sana hak gözü lazım, hak. Hak ile batılı ayırma kabiliyeti lazım sana. Furkan lazım sana. Olaylara bakışını gerçekten Mevla Teala'nın razı olduğu şekilde bakma güzelliği lazım sana. Allah bu bakış hepimize nasip etsin. Lazım mı değil mi bugün bize? Amin. Dünya üzerinde lazım ya. Olayları seyretme hususunda, bakış hususunda, bir haber duyduğumuzda, bir olayla karşılaştığımızda gerçekten Mevlam bu konuda nasıl istiyor, nasıl bakmam lazım, nasıl düşünmem lazım, nasıl anlamam lazım diye gerçekten bu ayrım yapmak için bize hakkani göz lazım mı? Lazım. Mevlam ikram etsin. Amin. Yoksa inanın bakışınızı söylüyorum ben size. Hocam nasıl bakıyoruz? Rüzgar bakışı. O ne demek hoca? Ya birileri seni etkiliyor, o etkilediği şekilde bakıyorsun olaylara. Falanca kanaldan şöyle duydum, fişmanca yazar şöyle dedi, o böyle dedi, bu da öyle dedi. Sen de öyle bakmaya başlıyorsun, öyle düşünmeye başlıyorsun. Sizi tenzih ederim, siz yapmazsınız. Siz Rabbimizin razı olduğu şekilde bakarsınız. Nasıl tarif ediyorum sizi maşallah. Öyle değil mi siz yoksa? Sakata bağlamıyorum diye sana söyleyeyim. Allah hepimizi muhafaza etsin. Öyleyizdir inşallah. Bize de lazımmış demek ki hakkani göz. Yani Mevla'nın rızasına uygun. Allah nasıl derse biz öyle bakarız. Beşer fırkası için örtmüş sıfatı. Allah dostları özelliklerini insanlık özelliği örtmüştür. Peygamberimize ne diyorlardı? Ya Muhammed diyorlar sen de bizim gibi insansın bak yiyorsun içiyorsun. Hoş yemeyecek miydi? İçmeyecek miydi? Uyumayacak mıydı? En netice tabii ki insandı ama nasıl bir insandı? Rabbisinin sevgilisi bir insandı. Özelliği burası. Yoksa insan olmasının dışında bir şey olamazdık zaten. Zaten insan olmasaydı bu sefer derdik insanlar ya o melek yapar tabii derdi. Öyle demez miydik? Ben de derdim. Melek yapar tabii. Ama insan olsaydı bakalım derdik. Bak insan. O zaman itirazın yok insan. Ama nasıl bir insan? Rabbisinin sevgisini kazanmış bir insan. Hatta bir ifade kullanıyorum. Biraz ağır olur ifade ama olsun. Allah'ın aşık olduğu insan. Allah'ım bize bu işin ciddiyeti anlamaya sığırsın. Olmaz mı? Öyle dua ettim ben. Açık söylüyorum. Ya Rabbi dedim ya. Sen dedim Resulullah'ı nasıl seviyorsun ya Rabbi? Öyle sevdir bize dedim ya. Devamı var. Ne? Resulullah da seni nasıl seviyorsa seni de öyle sevelim ya Rabbi dedim ya. Olmaz mı? Allah verdi mi olur. Hiç de zor değil. Zorlanmayacağız da bir dişçilerin kanalı. Allah verecek olacak ya. Hoca niye olmuyor? Ha niye olmasın söyleyeyim. Gel bir sahabeden biri ya Resulullah bana dua eder misin? Olur mu bir şey efendimiz? Ederim de öyle. Ama duama yardım et demiş. Duama ne? Neyle? İbadetlerinle, secdenle. Güzel düşüncenle, güzel hareketlerinle. Yap yardım et duama, duaya layık ol ki dua kabul olsun. Elhamdülillah kazanacağız inşallah. Çünkü insanlık özellikleri, bizim gibi yemeleri, içmeleri, uyumaları insan ne yapar? Aldatır. Zannedersin ki ya bunda bir şey yok. Olur mu Allah? Allah'ın
sevgilisi o ya, Allah dostu ya. Onda sırlar, sonsuz sırlar var onlarda. Sonsuz sırlar var. Çünkü Allah sonsuz. Sonsuz Allah'ın dostu da sonsuz sırlarla dağıtılmış olur. Sonsuz sırlarla dağıtılmış olan insan da seni beni ihya eder. Allah'ın kıymetlerini bilmeyemiz asıyız. Lazım bize. İnanın lazım. Ne lazım? Dost lazım, dost. Evlen başarmaya nasip. Kubat tahtında bulmuşlar necatı. Onlar ama kubbeler altında kendilerini gizleyerek, kendi özelliklerini, sırlarını, marifetlerini, hakikatlerini gizleyerek, insanlık özelliklerini ortaya çıkartarak Allah'ın sırlarını gizlediklerinden dolayı kurtuluşarmışlar. Yoksa öbür türlü hakikat parçalar onları. Onlar özelliklerini ortaya koysa, o orasından tutar, bu orasından tutar, aman efendim, aman efendim, aman canım, aman benim, bir bakmış eller bir yerde, ayaklar bir yerde, garibim, perişan olur. O yüzden ne yapıyorlar? Kendilerini gizliyorlar. Melami değiller ama. Melami demek yani, öyle gizlemişler kendilerini, melekler bile görmemiş. Meğer hiç yapmıyorlarmış. Öyle değil. Onlar gerçekten usulüne uygun şekilde sırları muhafaza ederek kendine gizliyorlar. Mevlam bize de inşallah bu kabiliyetleri nasip etsin. Amin. İnşallah. İnşallah. Böyle zatlardan da güzel istifade etmeyi nasip etsin. Amin. Hemen o bende bu sırrı hayal. Ver onlara dost ol be. Allah'a dostum. Hoca beceremiyorum. Dostuna dost ol o zaman be kardeşim. Onu da becerir. Sen ne becerirsin ya? Ya Allah'tan gör. Neden ben ne becerirsin sen ya? Şeytana dost olmayı beceriyorsun. Şeytanın dostlarına da dost olmayı beceriyorsun. E niye o zaman Allah'a dost olmayı beceremeyeceksin? Hadi onu beceremediğin dostuna dost olmayı becer. Ya onu da beceremiyorsun be kardeşim. Sizi tenzih ederim. Siz hep dostunuz maşallah. İnşallah. Nerede? Allah'ın başarı nasip etsin. Amin. Öyle diyor. Sırrı hayatı, hayatın sırrını bulmak istiyorsan, gerçekten bu hayatın anlamını, zevkini, bu hayattaki varlığının sebebini, bu dünyaya niçin geldiğini anlamak istiyorsan, Allah'ı tanımak istiyorsan, kainatta Allah'la o yakınlıkları elde etmek istiyorsan, Allah dendiği de gerçekten zevk almak istiyorsan, gel diyor, dost ol diyor. İnşallah. Nereden basamıyoruz? Amin. İnanın açtım burası çıktı. Şimdi bazı abiler diyor ya Allah Hoca diyor buraya diyor zan buldu. Yok yok açtım burası çıktı be. Demek var bunda bir şey. Ne var? Bunda bir şey. Hakikat gözle bak hakka gidiyor. Gel diyor hakikat gözle bak. Yanlış bakma, eksik bakma. Eksik bakarak hayatını zedelersin. Allah dostlarına istifade edemezsin. Yanlış ifadeler, yanlış tartışmalar seni yanlışa sürükler. Yanlış insanlardan duyduğun hareketler, ifadeler seni Allah bağladığı yanlışa sürüklüyor. Bugün eğer sen Allah'ı bilme yolunu, eğer Allah'ı bilme yolunu yanlış insanlardan öğrenmeye kalkarsan o zaman sana yapacak bir şey yok ya. Kimlerden duyuyorsun Allah'ı bilme yolunu? Ya hoca işte millet birbirini sinciliyormuş. Ya Allah'ı bilme yolu değil ki bu. Ama öyle ya diyorları bırak sen. Değil böyle bir yol. Ya hocam millet kendini şişiriyor. Ya ne alakası var? Böyle bir yol yok. Böyle Allah'ı bilme yolu yok. Böyle bir sistem yok. Kur'an'da, peygamber yolunda böyle bir sistem yok. Ama senin kafana bunu sokuyorlar. Bu sefer sen Allah'ı bilme yolunu sanki o yolmuş gibi gözüküyorsun. Ondan sonra diyorsun ki aman diyorsun Allah'ı bilenlerden uzak dur diyorsun. Bak inanın ifadesini söyleyemiyorum ha. Niye kafanda senin çünkü bu ifadeye karşı ön yargın var. Ne olacak? Yani diyemiyorum ki ya tarikat var ya Allah'ı bilme yoludur ha. Bunu diyemiyorum size. Niye? Çünkü senin kafanda ön yargı var. Tarikat deyince aklına senin başka bir şey geliyor. Tarikat yol demektir. Yolun da ismi Allah'ı bilmenin yolu. Öyle zincirleme, kendini şişleme, bilmem şöyle yapma. Öyle bir şey yok. Allah eğitimi var. Zevkin kendisi var. Ama yanlış beyinlerimize şarttıkları için, beyin altına yerleştirdiği için bu sefer de bak hoca bile söyleyemiyor kürsüden. Niye? Ya bunu yanlış düşünürlerdi ya. Oo çok işimiz var bizim ya.
Sesimi niye yükselttin bundan? Kabullensin diye. Ne acayip iş. Ne acayip iş. Ne zor işte yani. Niye? Etkiliyor çünkü bizi medya, etrafımızdaki insanlar. Şeytanlaşmışsa bizi etkiliyor. Biz Allah dostlarını yanlış sanıyoruz. Allah'ın bilme sistemini yanlış sanıyoruz. Yanlış anlatılıyor bize çünkü. Yanlış benimsettiriyorlar çünkü. Mevlam hepimizi mağdur. Amin. Evet. İyi geçiş yaptık. Şükürler olsun. Bunu biraz araştırmak lazım, rica ediyorum. Çünkü bu tehlikeli bir durum. İnsanlar yanlış biliyor çünkü bu konuyu. Ha, tekrar ediyorum. Bir yol ki Allah ve Resulüne uygun değil. Bu Allah'ı bilmenin yolu değildir. Bitmiştir. Bir yol Allah ve Resulünün yoluna uygun değilse bu yol Allah'ı bilmenin yolu değildir. Yani Türkçesi bizim anlayacağımız tarikat değildir. Bu sapıklığın isimle koymuşlar bunu. Yol Allah ve Resulü'nün çizmiş olduğu yolda yürüyorsa bu Allah'ı bilmenin yoludur. Bu yoldan da yürüdür. Mesela anlaşılmıştır. Allah'a bir anlamı yazıyor. Yoksa öyle. Yanlış yanlış ifadelerle, yanlış yanlış insanlarla işi yanlış tanımaktan Mevla'ya bizi muhafaza etsin. Öyle tanıyorsun çünkü ya. Ama inşallah tanımayacağız. İnşallah. Mesele anlaşılmıştır inşallah. İnşallah. Şimdi ayetlerime geçiyorum. Ama Allah dostu lazım. İnşallah. Kim olsun Allah dostu? Şimdi meşhur ifade Hazreti Ebu Bekir şöyleydi. Hazreti Ömer böyleydi. Hazreti Osman şöyleydi. Hazreti Ali. Ya bırak sen şunu ya. Sen nasılsın sen? Senin durumun nasıl? Bunlar zaten kıymetli insanlar. Zaten kaliteli insanlar. Zaten kurtarmış insanlar. Sen durumun nasıl? Senin Hazreti Ebu Bekir'le bağlantın nedir? O yolla, şu yolla bağlantın nedir senin? Sen gerçekten kendini Hazreti Ebu Bekir yaptın mı? Hazreti Ömer yaptın mı? Hazreti Osman yaptın mı? Hazreti Ali yaptın mı? İfade gelince şöyleydiler, böyleydiler. Ya mübarek edermiş. Neyse biraz yumuşak oluyor. Açtan geldin yaptığın hareketler ama. Allah hepimize rahatsız edilsin. Hepinize dua ettim ama. Arafat'ta her birinizin affedildiğini hissettim. İnşallah. Çünkü öyle buyuruyor Efendimiz. İnşallah. Orada diyor bulunanlar affedilmiyor. Onların dua ettikleri, düşündükleri onlar da affediyor. İnşallah. İnşallah. İstersen istemezsen geri alabilirsiniz. İstemez miyiz? Şimdi ayetlerinde de Mevla Teala buyuruyor ki kısa kısa inşallah ayetleri söylemeye çalışalım. Selamünaleyküm. Küllü nefsin bima kesebet rahine. Her nefis diyor kazandıklarıyla rehin durumundadır. Dünyada arkadaşlar insan ya hakkı kazanır, hakkı kazanırsan zaten o nefsini kurtarmış oluyorsun. İnşallah. Eğer batılı kazanma durumundaysan Allah muhafaza için rehin olarak alınacaksın. Gel bakalım buraya. Kabirde başlıyor. Gel bakalım yakalanmalar. Anlat bakalım. Allah'ım hepimizi muhafaza etsin. Amin. Dünya hayatımda da arkadaşlar bir ufak söyleyeyim mi? Bir ufak söylüyorum. Dünya hayatımda da zikrullahı olmayan, yani Allah'ı bilme yolunda olmayanın nefsi, dünya ve içindekilerle rehin durumundadır. Ama eğer Allah dostlarıyla tanışırsa, onun nefsini öyle bir terbiye yapıyorlar ki, onu sonsuzluğa götürüyorlar. Mükemmelliklere götürüyorlar. Dünya ve bağlantılarından kurtarıyorlar. Allah'la tanıştırıyorlar tabiri caizse. O rehinlikten kurtarıyorlar onu yani. O rehinlikten kurtarıyorlar onu. Yoksa insan belli şeylere dünyada da rehin oluyor. Niye rehin oluyorsun? Maddenin peşine takılıyorsun, bitti. İşte evin olacak, barkın olacak. O kapsamda rehin oluyorsun, o kapsamda. Çizmiş olduğun o programda rehin oluyorsun.
Eğer sen dostu tanırsan, dostlarından istifade edersen o rahat rehinlikten kurtarıyorsun ya. Seni dünyadaki bağlantılardan kurtarıyorlar. Gönül olarak. Gönül olarak. Mevla ile tanıştırıyorlar. Mevla ikram etsin. Evet. İlla sahabe emin diyor Hazreti Allah. Sağ tarafından defterini alanlar onlar müstesna. Onlar rehinlikten, nefsini rehin vermekten kurtaracaklar diyor Mevla Teala. Ama sağ tarafını alabilmen için de dünyada laf dinlemen gerekiyor. Yani sizden inşallah. Femmâ men utiye kitâbehu bi yemini fe yekûle hâ mukrahu kitâbiye. Gel 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 diyor. Ne oldu? Ya defterimi sağ tarafımdan aldım diyor. Hazreti Allah diyor ya. Defterini sağ tarafına gel 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 gel. Ne oldu? Bakın bakın bakın. Kitabıma bakın ya. Niye? Kazandı çünkü ya. İnni zalemtu enni mulâbin hesâbiye. Ben zaten hesabımı böyle bekliyordum diyor ya. Ve huve fî işiden râziye. Şimdi yaşa diyor Hazreti Allah. Razı olana hayat diyor. Razı olana hayat diyor. Yaşa! Yaşa be kardeşim. Ama nerede? Ahirette be. Mevlam inşallah bu güzelliği yaşamayı hepimiz asıyoruz. Nerede alırsak? Sağ tarafımızdan alırsak. Alacağız inşallah. Ama ben Mehmet Uyti'ye kitabı o bir şifali. Eğer diyor kitabını diyor sol tarafını alırsan. Ve Yebuli diyecek ki ya leyteni ile Uyti'ye kitabı ya ne olaydı şu kitap bana verilmeseydi ya. Çünkü neyi anladı? Yandı. Böyle bir dünyada ne yapmış? Laf dinlememiş demek. Mevla hepimiz muhafaza etsin. Amin. Ya leyteni ile Uyti'ye kitabı ya. Ne olaydı şu kitaplar ne yapılmasaydı? Velem edri ve hesabı ya hesabım görülmeseydi ya. Ya leytehe kâmetili gâdiye. Ne olaydı ölüm son olsaydı? Daha önce ölümü istemeyen şimdi ne istiyor? Ölsektik de hiç kutu kalkmasaydık ya. Mâ anne annî maliye. Malın bana fayda vermedi. Allah anlatıyor ha. Hele ki anni sultaniye saltanatım makamım beni helak etti. Mâne anni maliye. Malım, mülküm bana fayda vermedi. Hele ki anni sultaniye makamım, saltanatım beni helak etti. Hudûhu fâullû. Bağlayın diye Hazreti Allah aşkına. Bağlayın. Atın şunları. Sallayın. Mevla hepimizi muhafaza etsin. Amin. İşte alakası yok canım. Yanlış anlaşılmasın. Mevla hepimizi muhafaza etsin. Amin. İstemeyiz Mevlamızdan ya. Allah'a sığınırız ya. Biz neredeyiz inşallah? İlla ashab-ı emin. Daha var ha başka da var. Ne var? O da yakışıklı. Yakışıklımaz mı? Ne hocam o? Es-sâbibûn, es-sâbibûn. Ülâike el-mukarrabûn. Öyle bir muamele göreceklermiş ki. Öyle bir muamele göreceklermiş ki. Mahşer. Sırat, mizan, son derece süratle geçiyorlar. Cennete varıyorlar. Diyorlar ki ya diyorlardı ki mahşerde var sıratla mı? Ne kolaymış ya diyorlar. Şıp diye geçmişler. Çünkü onlar mukarrem kullar. Dünyada da oluyor biliyor musunuz bu? Nasıl oluyor? Adam bir geliyor mesela başbakan. Tak bir geliyor şeyden. Havaalanına. Hop. Havaalanına geçiyor mu? Geçiyor. Ama nerede geçiyor? VIP'ten geçiyor değil mi? VIP. Ne oldu? Ya geçti işte. Havaalanına geçti mi? Geçti. Soran var mı? Yok. Durduran var mı? Yok. Niye? Buyurun diye de bir karşılama var. İşte hakikaten bu muamele var ya. Ama aslında havaalanından da geçti. Kapılardan da geçti. Karşılanma da yapıldı. Ama mükemmel karşılama. İnşallah. Öbür türlü garibim almış pasaport eline. Geç bakalım sıraya. Ondan sonra ya senin işte bilmem neyin var mı? Oyun yok mu? Sen niye şunu almadın? Bilmem ne. Ooo bir de birkaç tane eksiği varsa var ya yandı. Yandı ondan sonra. Yok senin ismin çıkmıyor. Bilmem senin resmin niye böyle? Filan bir araştırmaya takıldım bir yandım. Bunu bir daha ahiret tarafını düşün. Yok yok hızlı geçeceğiz inşallah. İnşallah. Çünkü diyor Hazreti Allah
Ülâikel mukarrabûn. Onlar mukarreb kullar. Allah'a yakın kullar. Allah'ın kazanmayası. Bize yakışır. Yakışır arkadaşlar. Becerelim be arkadaşlar. Dünyada böyle karşılanmadık ama ahirette karşılanalım ya. Hoş geldinle karşılasınlar seni ya. Güzel karşılasınlar seni ya. Yolların açık olsun. Kolay. Sadece yapacağın şey şu. Çok önemli ama. Desin nereye bırakıyorsun. O dermiş bu dermiş bırakıyorsun. Allah ne derse, peygamber ne buyurursa ben onu yerine getiririm diyorsun. Bu kadar. Zorlanmıyorsun. Ya işte komşu ne der desin. E hanım ne der ya desin kardeşim ya. Herkes der ya. Millete ağzını mı dikeceksin ya? Torba mıdır milletin ağzı? Konuşur millet ya. Bugün böyle konuşur ya. Yarın başka konuşur ya. Rabbim ne diyor? Böyle mi diyor? Tamam be. Peygamberim böyle mi yaşamış? Tamam be kardeşim. Ne olur? Güzel olur. Ama sen şimdi hoca ya. Bana der ki hoca derler. Derlerse hoca diyecekler sana da. Ama işte hanımdan müsaade almam lazım. Ya kim dedi sana onu? Ne bileyim öyle diyorlar. Kim diyor bunu sana? Bunu sana diyen ki Allah böyle bir şey demiyor. Peygamber böyle bir şey demiyor. Kim diyor sana bunu? Nefsin diyor be kardeşim. Kandırıyor seni. Hanımdan müsaade alması lazımmış. E niye? O senden müsaade mi aldı saçlarını bırakmak için? Allah'ım iyi anlamayabiliriz aslında. Anlayacağız ama biraz geç olacak galiba. İnşallah geç olmaz. Mevlam kolay anlamayasın biz. Görüyorum hep şifreli konuşuyorum. Direkt söyleyemiyorum. Nasıl iş bu? Ne kadar zor iş görüyor musun? Güya böyle rahat. Millet de çok açık konuşuyor zannediyor beni. Ne alakası bak hep yuvarlak. Oradan böyle ama sağa sola dokunma. Millete kasıyor ki aman aman falan. Böyle olur mu ya? Doğruyu söyleyeceksin hoca. Bırak rahat söylesin be kardeşim. Ondan sonra haftaya yoksun. Mevlamız muhafaza etsin. Şimdi Mevlamız buyuruyor ki defterini diyor sağ elinden alanlar ne yapar arkadaşlar? Kurtulacağız. Nefsini rehinlikten kurtarır. Nerede? Fî cennet. Onlar cennettedirler diyor Hazreti Allah ya. Gördün mü neredeymiş onlar? İtisalûn. Birbirine soruyorlar. Perdeler açılıyor. Cennettekilerle cehennemdekilerin arasındaki perdeler açılıyor arkadaşlar. Rica ediyorum. Not edeceksiniz ha. Aklınıza yerleştireceğim bunları tek tek. Kendimizde de yoksa evladımıza bakacağız. Komşularına etrafı mutlaka kafanıza yerleştireceğim bunları inşallah. 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 Tamam. Çok önemli çünkü. Kim soruyor bunları? Cennettekiler. Kime soruyor? Cehennem. Anil mücrimin. Cehennemdekilerden soruluyor. Kim soruyor? Kurtulanlar. Cennete koşanlar. Gerçekten o defteri sahibini alıp da Rabbisini memnun edenler cennette artık rahat içinde soruyorlar. Kime soruyorlar? Allah perdeleri kaldırıyor. Cehennemdekilere soruyorlar. Allah buyuruyor. Bir. Mâ sebekeküm fî sekar. Sizi bu cehenneme düşüren şey nedir? Soru geldi. Şimdi eğer bu sorulanlar kafir olsa cennettekiler onlara sorar mı? Sormaz. Niye? Derken zaten gavurdun lan sen. Sen zaten gavurdun. Sen cehennem oradasın derdi ya. Şey, nerede olacaktın ya? Kalkıp da burada olacak hali yok. Demek ki niye soruluyor? Demek ki onda ne var? Bir Müslüman İslam'a rahmeti var demektir ya. Mesela anlatıldı mı? Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Tabii ters tarafta da olabilir ama Allah Allah. Şimdi soruyor cennettekiler. Seni cehenneme düşüren şey nedir? Kaçın soru bu? Birinci cevap geliyor. Galu. Lem nekü minel musalli. Biz namaz kılıcı değildik. Namazı hafife aldık. Basite aldık. Bu zamanda namaz mı olur dedik. Ne bazıları ne alakası.
söyledik. Namaza düşündük. Rabbimin huzurunda bulunmayı biz uzak gördük. Hafif gördük. Basit gördük. Hiçe saydık. Namaz ne demek namaz? Rabbimin huzurunda bulunmak demektir ya. Namazda nerede buluyoruz biz? Mevla'ya secde etmeyi çok gördük namazı billah. Gururlandık, kibirlendik, fark etmez oynadık. Secde etmedik, boyun eğmedik. Öyle mi? İyi yaptın, gel bakalım. Şimdi anlat. Mevla hepimizi muhafaza. Amin. Hoca, ne demek Allah'ım çocuklarımızı muhafaza etsin. Amin. Gençlerimizi muhafaza etsin. Amin. Bir şey olur deme, Rabbim böyle diyorsa bu olur. Bir şey olur deme. Neden? Rabbim ne buyuruyor? Bak diyor, böyle olacak diyor. O zaman ağlayacaksın, sızlayacaksın. Gerçekten etrafındakine bakacaksın. Evladında, torunlarında, komşularında bu sıkıntı varsa yalvaracaksın. Yalvaracaksın. Hocam niye yalvarayım? Yalvaracaksın. Kör olan birinin ateşe gitmesine dayanamazsın sen. Hocam gidiyorsa dayanamazsın, tutarsın, merhametle dayanma kabul etmez. Hocam yine gidiyorsa beline sarılırsın, ayaklarına sarılırsın, yapma dersin. O zaman bu işin ciddiyetini anlayacaksın, şuurunu anlayacaksın, namaz kılmayana yalvaracaksın. Allah hepimizi muhafaza. Çok önemli bir ifade vardı, biliyor musun? Değil mi? Demiştim, hatırlarsanız. Ne demiştim? Namaz kılmayan, büyük Allah dostlarına bir söylüyor bunu. Namaz kılmayan kafir olmaz ama kafir namaz kılmaz. Tekrar ediyorum. Namaz kılmayan kafir olmaz ama kafir namaz kılmaz. Yani kafir diyemeyiz ama namaz kılmamak kimin ahlakıdır? Allah bütün gençlerimizin inşallah kalplerine namaz sevgisi nasip etsin. Hikmet-i Hüda, kendi kendime de söylüyorum buna bazen. Niçin öyle oluyor bilmiyorum. Hep derim ki gençlere derim yani. Bu yaşlılara hiç dua etmez miyim ben? Nasıl bir şey? Allah'ım bu yaşlarında kalbini inşallah yumuşatsın inşallah. Ne bileyim yani, acayip bir durum. Haçlara çok dikkatimi çekiyor. Dua ederken bakıyorum, ellerimi açmışım, hep dua ediyorum. Bak herkes dikkat kesildi. Çoğunu, çünkü hem ömür arkadaşım var çoğulu, haç arkadaşlarım var. Dualarıma dikkat ederseniz hem yani gençlere. Yaşlılara geçmiş olsunlar. Onlara ne diyorum ama yani ne bileyim. İnsanın insanın kalbine bakıyorum, şeye gidiyor yani. Allah'ım iyi anlamaya çalışsın. Amin. Lem nekü minel musallin. Birinci ifadeymiş. Namaz kılıcı değildik. Bundan inşallah kurtardık. İnşallah. Allah'ım çocuklarımızı da kurtarmasın. Gençlerimiz de nasip etsin inşallah. Amin. İki. Hadi ikiye bakalım hadi. Bakarız mı? Ve lem nekü nudaimul miskin. Onlar miskinleri yedirmeyi sevmezlerdi, yedirmezlerdi. Fakiri yedirmezdi. Bu ne demek? Zengini yedirirdi ama. Niye? Ondan menfaat var diye. Zaten bir sofradasın, zenginler toplanıyorsa o sofradan kaçacaksın buyuruyor büyüklerimiz. Onun zehir vardır diyor, zehir. Öldürücü zehir vardır. Niye? Çünkü o menfaat üzere dünyevileşmek mantığıyla riya için kurulmuş bir sofradır. Fakir kabul edilmeyen bir sofradır. Allah'ın rahmet etmediği bir sofradır. Memnun olmadığı bir sofradır o. Maksatlı bir sofradır. Koparacaksın garibimi. Tak toplamışsın zenginleri. Niye? Koparacak ya. İyiyim bakayım lan. Hem iyi. Allah, hadi bakalım yazalım. Ne yazıyorsun? Ya işte ne yazalım?
Mevla bir bizi muhafazasın. Amin. Bu kaliteli Müslüman yakışmaz kardeş. Tekrar ediyorum, ne yakışmaz? Herkesi davet edeceksin. Sofranda herkes bulunacak. Herkes oturabileceksin. Efendimiz Aleyhisselam'ın sofrası nasıldı? Kimler oturuyordu? Hatta geliyorlar diyordu ya. Ya Muhammed bunlar da yemek midir ya diyordu. Bunlar yemek midir ya? Böyle hakaret ediyorlardı Efendimiz'e ya. Allah'ım çok iyi anlamasın. Efendimiz'e soruyorlar. İslam'ın en hayırlısı nedir ya Resulallah? İslam'dan hayırlı olan amel nedir? Tud'imuddam ve tekrahusselam. Yemek yedirmendir. Yemek yedirmen ve selamı yaymandır. Bu yemek yedirmeyle alakalı basit almayın bunu. Çok büyük tesiri vardır bunun. Çok büyük. Çünkü o aradaki perdeleri kaldırmaktır. Bir insana yemek ısmarladığı zaman, yemek yedirdiği zaman arandaki o muhabbeti artmasına sebeptir. İbrahim Aleyhisselam'ın özelliği nedir? Halilur Rahman biliyorsun. Ne demek yani? Allah'ın dostluğu özelliği şu. Çok misafirperverdi. Hiçbir yemeğini misafir istememiş. Ne yapmamış? Hiçbir yemeğini misafir istememiş. Yine yemekleri yediriyor, yediriyor, yediriyor bir tanesine. Bir defasında diyor ki, ya diyor, biz secde etseydiniz diyor. Ya İbrahim sen bizi bunun için mi yemek getirdin? Sen bizi bunun için mi yemek getirdin ya? Ya bir kere secde edecektiniz falan. Aralarından biri diyor ki ya bu kadar yemek getirdi bize, bu kadar ikramda bulundu. Bir kere edelim diyor ya. Aralarından biri dediği için ne ediyorlar secde? Secdeye kapanıyorlar. Ya Rabbi diyor benden bu kadar gerisini sen tamamla. Ne yapsın kardeşim? Bundan bu kadar olur hesabı. Allah da kalbine iman veriyor o secdede be. Yani bize de öğretmiş oluyorlar yani. Ne öğretmiş oluyorlar? Sistem bu. İnsanlarla samimiyet, dertleşme, kaynaşmanın yolu bu. Ama bugün bunun sebebini söylüyorum size. Bugün sebebi ne? Şimdi bugün davetten niye iptal edildi? Onu söyleyeyim ben size. Çünkü davete giderken acaba ne yaptılar bizi? Böyle gidersen seni bir daha kim çağırır ya? Ya bizi davet etti. Ondan sonra önümüze var ya hiçbir şey koymadı. Seni daha kim çağıracak ya? Seni kimse çağırmaz. Önüne senin bir su koyduysa, bir soğan koyduysa rahmetli hocamız, Allah rahmet eylesin, hocamız vardı. Biliyorsun cami içinde şehit ettiler kendisi. Derdik ya bir yere gitsek de önümüze bir tane sirke koysalar. Bir soğan. Bu kadar efendim. Bütün sofra bu. Deseler. Ya bir zevk alsak bu işten derdi ya. Şimdi nerede? Ondan sonra da ikinci davet yok. İptal. Niye? Kardeşim sen de bırakacak millet. Bir hafta önceden başlıyor aman çörekler, börekler şundan bundan filan falan. Ya hoca ya bırak bu işleri be. Ne varsa koy bakalım önüne. Ne varsa koy bakalım önüne be. Allah bu ahlakı anlamayı nasip etsin. Yoksa misafirperverlikte ne oldu? Gitti, gitti. İnşallah geri gelecek. İnşallah. Başaracağız inşallah. İnşallah. Gittiğimiz yerlerde kesinlikle elimize ne koyar açık olsunlar asla yadırgamayacağız. Yakışmaz biz Müslümana. Ondan sonra çok böyle teferruata, israfa düşmeyeceğiz. Düşürmeyeceğiz insanları. Rahat olacağız, zevk alacağız. Muhabbet olsun, kaynaşma olsun, dertleşme olsun. Ama onu da neyle öldürdüler, onu da söylüyorum ben size. Her tarafa koydular televizyonları. Adam misafir bile gidiyor, tak televizyonda. Diyor ki kardeşim oraya gidecekler, elde seyredeyim bari yol olsa. Boş ver. Yapma da mübarek, yapma bak. Bu sefer dostluklar bitti. Ya eski dostluklar, ya sus be. Ne eski dostluklarından konuşuyorsun ya? Sen bozdun sen. Kendin bozuyorsun eski dostluktan. Ne eski dostluğu ya? Eski dostluğu yapan kimdi? Onlar en netice senin büyüklerindi, baban dedelendi bilmem neydi. İnsandı yani. Ama onların televizyon derdi yoktu. Dizi derdi yoktu. Maç derdi yoktu. Haç derdi yoktu. Misafirlikleri çoktu. Doğru mu? Önüne de bir su koysalar, bir ayran içilseler karşı tarafa yeterli gelirdi. Doğru mu? Doğru. Ondan sonra bak misafirlik oluyordu o zaman işte. Şimdi niye olmuyor? Şimdi çünkü senin maçın var. Haçın var. Dizin var. O sokmaların değişik olması lazım.
Ayran da edilir mi sen? Mümkün mü? Ne ayranı? Ayran olur koca ya. Sen ne arıyorsun sana sen? Misafir, ne misafir diye? Kimse daha gelmez. Kaçar mı desin? Toparlayacağız. Ne zaman? Ömür bitti mübarek. Yapmayın gözünü seveyim ya. Allah'ım toparlamayı nasip etsin. Amin. Başaracağız inşallah. İnşallah. Yakışır bize arkadaşlar. Yakışır. İnşallah. İnşallah. Ne buyuruyor Hazreti Allah? Velem nekün nodemül miskin. İkinci özellikleri. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Cehenneme düşenlerin ama ha. Miskinleri ne yapmazlardı? Yedirmezlerdi. Şimdi üç en önemlisi. Belki bir de hekerden kurtarmışsınızdır ama inşallah üçten de kurtarmışsınızdır ya. İnşallah. İnşallah değil. İnşallah. Oturalım inşallah arkadaşlar. Ve künne nehudu ma'l-hayadî. Biz yanlışa dalanlarla beraber daldık gittik. Ya ama hocam herkesin evinde var. Herkes bunu yapıyor. Herkes krediye düşmüş. Herkes faize batmış. Herkes şöyle yapmış. Herkesin hanımı böyle. Herkesin işi böyle. Ticaret böyle. İşte bak ayet bu. Ticaret böyle değil. Sen ortamdaki ticarete bakarak konuşuyorsun. Hocam o zaman da yalan söylemeden olur mu? Olur. Allah bize yalan söylemeden istiyorsa olur. Eğer Allah bizden yalan söylemeyeceksiniz, ticarete aldatmayacaksınız buyuruyorsa olur. Bitmiştir. Çünkü kaldıramayacağımız Allah bize ne yapmaz? Yüklemez. Ama sen seviyorsun. Neyi? Karşındakini oynatmayı. Geri vitese koyacaksın. Bir geri vitese yapacaksın. Adama zıplatacaksın. Ondan sonra ne oldu çaktım ben lan. Neyi çaktın? Yemin ediyorum var ya. Yandın yandın. Takmadın. Allah hepimizi mağlup. Bilmem Allah herkes kendine baksın. Ama hocam falanca hoca, ya falanca hoca din değildir ya. Pişmanca hoca din değildir ya. Allah ve Resulü'nün göstermiş olduğu sistemdir din arkadaşlar. Ona bakacaksın, o sistemde yürüyeceksin, kazanacaksın. Tek başına olsan yapacaksın. Kaç kişi olsa? İnşallah başaracağız. İnşallah. Zorlanıyor mu insan? Zorlanır. Tek başına olsan zorlanırsın doğru ama Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tek başınayken yaptı mı? Ya, sen de yapacaksın. Gülerler sana gülsünler. Aç kalın diye korkuturlar seni korkutsunlar. Kalmazsın aç. Allah seni aç bırakmaz. Allah kimseyi aç bırakmaz. Rızkını zaten Mevlat Ali yazdı. Yapma yapma. Allah'ım hoşlanmadığı bütün kötü ahlaklardan hepimizi kurtarsın. Kurtarsın bizi ya. Gözü gerçekten sıkıntılıyız ya. Bak hepsinde ilkinden belki yırttın ama ikincisinde bak sıkıntı sınıfta. Türkiye sınıfta yani. Üçüncüsünde tam sınıftayız. Bakıyorsun ki adam ya çocuk böyle yetiştirilmez hoca ne yapayım? Nasıl ne yapayım? Böyle yetiştirilmez kardeşim. Böyle yetiştirilmez bu çocuk. Bu sistem, aile sistemi böyle olmaz. Ticaret sistemi böyle olmaz. Bunlar tehlikeli şey. Allah'a müsaade etmediği olmaz. Ya hoca ne yapayım olmaz. Allah bunu böyle istemiyoruz olmaz. Ona göre ne yapacaksın? Kendini toparlayacaksın. Ökünler nükeddebü biyemittin de hasta Allah. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bunlar diyor din gününü yalanlıyorlardı. Yani ahirete çıkacağına ne yapıyorlar? İnanmıyorlar. Ama arkadaşlar bunu böyle söylerken inanın var ya biraz şey yapsak biraz kendimizi kontrol etsek biz de o yakini iman bizde de eksik ya. Ya yakinen inansa adam şu anda ölebilirim. İfade var. Herkes söyler. Her birimiz söyleriz. Ama hesabım var benim ya. Ölürsem beni hesaba çekecekler ve hesaba çektiklerinde de bana şunları şunları sorarlar. Yapma derler. Yakinen inansa yakin edersen o zaman yapar mısın ya? O zaman konuşur musun yalanı? Tutar mısın hainliğe? Yanlışa gider misin? Eksik yapar mısın? İftirayı havadan çatlar mısın? Gıybeti o biçim götürür müsün? Milleti aldatır mısın? Yapmazsın. Allah o yakin imanı bir nasibiz. Hatta etâne lekîn cazıda Allah. Ölüm gelinceye kadar. İnşallah. Ölüm gelinceye kadar biz bunlara ne yapmadık? Dikkat!
az kalmadık. Fakiri yedirmedik. Yanlış adamlara beraber daldık gittik. Kıyamete de ne yapmadık? Sonra ne yakaladı bizi? Gel bak. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ رَزْتَ اللّٰهِ Böyle yakalanırsanız şefaat edicilerin şefaati size menfaat vermeyecektir. Yani sana kimse şefaat edemeyecek. Ama hocam beni işte falanca kurtarır. Nerede kurtulacak sen? Kurtulacak bir adam değilsin ki. Ama hocam işte o benim oğlum. Müsaade gelmezse ne yapsın ki oğlum? Ama o benim kardeşim. Müsaade gelmezse ne yapsın kardeşim? O benim amcam. Müsaade gelmezse ne yapsın ki amcam? O yüzden şefaat edicilerin şefaati ne yapmayacak onlara? Menfaat. Allah'ım böyle olmaktan hepimizi muhafaza etsin. Eksik kalmaktan hepimizi kayıtsın inşallah. Bu yolda nasıl başarılmamız gerekiyor? Tamamen devam edesin. İhsan edesin. Bu sabah bir hadis-i şerif okuduk. Onun da manası vereyim. Bitireyim inşallah. Bu sabah okudu kardeşlerim Sohbet meclisleriyle alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onların diyor zikir meclisleri, sohbet meclisleriyle alakalı ayaklarının altına melekler diyor kanatlarını serer. Okumadın mı bugün? Bu sabah. Melekler diyor ayaklarının altına ayaklarını serer. Aman dikkat edin yani. Kırmayı kanatlar. Rahmet onları kuşatır diyor. Ve sekinet onlara özeyler. En önemlisi Allah onlarla meleklerine övünür. Bakın benim kullarıma. Bakın benim kullarıma. Allah'ım o yüzden razı olduğu yerlerden bizleri ayırmasın inşallah. Amin. Sevdiği yerlerde bulunmayı nasip etsin. Eksik kalmaktan bizleri muhafaza etsin. Nasıl başarmamız gerekiyorsa tamamını inşallah başarmaya bize ikram etsin, ihsan etsin. Gençlerimize Mevla-i Teala bu işin şuurunu ikram etsin, tasarım etsin. Haçla alakalı kısa bir malumat vermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir haç yaptık. 10 günlük bir haç yaptık ama her şey çok güzel benim. Gidişimiz orada çok güzel. Elhamdülillah. Beytullah'a tabii ilk önce gittiğimizde bir kudüm, hoş geldi tavafı yaptık, hoş geldi. Hoş geldi dedi Mevlamız bir şey. Olmaz mı? Senin evine gelsek sen demez mi hoş geldin? Evet. Rabbimizin beytine gittik işte. Rabbimize hoş geldin, hoş geldin. Hissettik elhamdülillah. Bütün arkadaşlarımız gerçekten. Zevk. Ondan sonra vazifelerimizde hep koşa koşa zevken yaptık. Minalarımızda biraz bazen itildik kaldık da olsun peygamberlerin o hayatını bir hissettik. Elhamdülillah. Arafat'ta maşallah çok güzel. Diyanet İşleri Başkanı'na bu konuda gerçekten teşekkür ettik. Orada da şeyler yaptık, mesajlar gönderdik. Röportajlar yaptık orada. Başkan'a çok teşekkür ettim. Son derece mükemmel bir vakfe duası yaptı. Vakfe yaptı tabii yani. Maşallah. Ondan sonra Arafat'ta, Müzdelife'de çok güzel başarılı çalışmalar oldu. Ondan sonra şeytan taşlama sistemleri hakiz aynı şekilde. Bayram birinci, ikinci günleri aynı şekilde çok güzel çalışmalar yaptık herhalde. Çok büyük dualar oldu. Çok tatlı dualar oldu. Şükürler olsun. Her şey mükemmeldi. Hoca bir şey var ha dilin altında bir şey var be. Bir şey var arkadaşlar. Birkaç şey var hatta. Her şey mükemmeldi. Ama bizim şu Türkiye'den giden hacıların hala tam hacı olma hususunda sıkıntıları var arkadaşlar. Hocam nedir? Söylüyorum size. Dikkat edin. Abdeste ağza su vermek, buruna su vermek. Doğru mu? Doğru. Dikkat edin. Ağza var su buruna değil mi? Evet. Farz mı? Farz. Değil. Nedir? Sünnettir. Değil mi? Evet. Yüzünü yıkamayın ama. Bir adam gördünüz. Ağzına burnuna su vermiyor. Direkt yüzünü yıkıyor. Sizce bu adam tam abdest almış olur mu? Olmaz. Bak eksik yapıyor demektir. Doğru mu? İşte haccın da sünnetlerini yapmadın mı ne olur? Şimdi yeni bir sistem de yakaladılar. Şimdi yeni sistem. Normalde dikkat edin ifademe. Dikkat edin ya bir
rica ediyorum ya. Bunlar önemli şeyler. Söyleme söyleme bak üstü örtülüyor bunları. Normalde Mina'da kalmak Hanefi mezhebinde sünnet. Neymiş? Diğer mezheplerde vacip. Ne demek yani? İlla kalması lazım. Ama Mina'ya gelince diyorlar ki onlara siz diyor Hanefi'yi taklit edin. Müzdelife'de sabaha kadar kalmak, sabah namazına kalmak Hanefi mezhebinde vacip. Diğer mezheplerde de ne? Geçirilebilir gecenin belli saatinden sonra. Orada diyorlar ki orada diyorlar diğer mezhepleri taklit edin. Ya bu nedir ya? Ya millette oynuyor musunuz be kardeşim siz ya? E yapma Allah rızası için ya. Ya gerek yok buna, gerek yok. E sonra ne oluyor? Sonra ben size söyleyeyim. Bizim Türkiye'nin hacılarını, Diyanet'in, bizim Mina'daki çadırlarımız sünnet üzere vazife yapmak isteyen belli az kesim. O çadırlar şeytanı taşlamanın en sonunda, en sonunda. En sonunda. Müzdülife sınırında. En az 4-5 kilometre yürüyeceksin. Zulüm olsun sana demektir bu. Sünnet mi yapacaksın? Zulüm olsun sana. Git, yürü. Ya kurtar bu milleti Allah rızası için ya. En sonunda, en son. Bunu anlamanız için. Bir açak var bak. Hacı abilerim anlıyor bunu. En sonunda yürüyorsun. Niye? İlk çadırlarda değiliz. Biz neyiz yani? Bırak bunu. Yeterli değil. Gidiyorsun çadırlara. Bir bedevi karşına çıkıyor. Bedevi. İnsan görmemiş bedevi. Karşına çıkıyor. Diyor ki senin diyor diyanetin diye adam getirmiyor. Sizi almayız diyor çadırlarınıza. Seni çadırında almıyor. 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 Sokakta kal diyor. Dışarıda kal diyor. O gibi konuşuyorsun dünya. Ne konuşuyorsun ya? Ne konuşuyorsun? Senin halkını çadıra, boş çadıra, boş. Bomboş çadıra almıyor. Kapıda kalacaksın diyor. Dışarıda kal diyor. Kim? Bir bedevi. Başka bir şey değil. Ne insandan alır, ne insanlıktan alır. Ne rahmetten ne merhametten anamaz. Yok diyor. Çık çık çık. Türk değil ya söyleyen. Bir bedevi. Belki de ilk defa insan görüyor orada. Sen de ondan sonra devletim ben dünyaya kafa tutacağım ben. Ya bırakın bu işleri ya. 3 kuruşluk haccını Allah rızası için sünnet üzere yapmak isteyen bir 3-5 tane 100 milyon insan gittiyse yemin ediyorum bak şahitlerim var en fazla 1000 kişi yoktur bile. Yemin ediyorum yoktur. 1000 kişi yoktur. 100 binde 1000 kişi yok. Ya 1000 kişinin sünnet üzere yapmak istediği bir haccı sen bunu perişan ediyorsun ya. Ondan sonra devletim ben bilmem ya bırakmıştım. Senden ne oluyor? Sen sadece çene, çene sağlam. 10 numara konuşur. Tak 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 konuş. Millet daha böyle nesi seni. Allah hepimizi muhafaza. Amin. Haccı bilmeyen bu anlattıkları bilmez. Ben size söyleyeyim. Haccı bilmeyen bu anlattıkları bilmez. Sen gel bakayım oraya. Gel. Mina'nın ilk gecesinde. Vallahi billahi bak arkadaşlarım çağırıyor. Mina'nın ilk gecesinde yani terbiye gününde yemin ediyorum size. 4 defa çadırdan çıkartıldık ya. 4 defa çıkarttık. Kim? Bir bedeli geliyor seni çadırdan atıyor. Çık çık. Ya dur. Aman münakaşa yapmıyorum. Yine de yüzüyorsun sesini çıkarıp çık dışarıya. Dışarıya. Sokağın ortasına koçak. Gidiyor arkadaşlar bir tane çadır buluyorlar. Oraya geçiriyor. 4 tane çadırdan atıldık. Ben zevken atılırım. Zevk de aldım. Arkadaşlara teklif ettim arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Böyle itiyorlar kalkıyorlar böyle. Ama ben bu işten zevk alırım. Geri gelirim ben. İsterseniz siz bilirsiniz dedim. Ama Allah razı olsun bütün arkadaşlarımdan. Hiçbir tanesi kalkışı atmadı. Hepsi geldi. Geri
Geri kalmadı da Allah razı olsun. Ama bu mu olmalı ya kardeşim Emre'nin ki? Bu mu olmalı ya? Bu mu olmalı hacıya ya? Sünneti işliyor diye, sünnetiyle beraber bu iş yapacak diye böyle ikilmeli mi bir halde insan ya? Hele hele dünya üzerinde gerçekten beklenti setlenken, yani Türkiye ayağa kalkacak da tüm dünya Müslümanlar ayağa kalkacak beklenirken, senin kendi hacın perişan durumda. Allah'ım yanılmayı bize seviyorsun. Düzelmezse ben böyle her sene yine böyle yapacağım, ben size söyleyeyim. Düzelmezse yapacağım arkadaşlar. Hiç kusura bakmasın kimse. Bu iş önemli bir iş. İşine geldiği gibi olmaz. Sahip çıkacaksın. Hazreti Ömer'in ifadesi, lafa geldiği zaman Hazreti Ömer'den örnek veriyorsun. Hazreti Ömer'in ifadesi, dağda bir koyun, bir kurt koyunu ne yapsa, kapsa, korkarım ki ha Ömer'den sorar onun hesabını Allah. Değil mi? İfadeye geldi mi konuşuyorsun bunu, icraata geldi mi de yapacaksın, yapacaksın. Yapacaksın, sahip çıkacaksın. Allah'ım hakkıyla anlamayabilirim. Bir şey değil ya bunlar. Zor değil ya. Vallahi zor değil ya. Sadece bir tane madde çocuklar, bir tane tane. Büyük kardeşim çocuklar benim acıma sahip çıkmışım. Bu ne? Bu kadar. Sadece bu kadar söyleyecekler ya. Diyecekler ki benim acıma ne yapmayın? Dokunmayın. Bu kadar ya. Ya şunu söyleyecek. Yemin ediyorum size dokunamazlar. Ama ilgisizlik, alakasızlık. Hikmet-i Hüda Diyanet'te bu işi, Diyanet'te bu işin sünnet tarafını hiç sevmedi, sevdirmedi Hikmet-i Hüda. Niyedir bilmem. Bu sünnete karşı bu saygısızlığın sebebini hala anlamış değilim. Allah iyisin. Ama ondan sonra ne oldu? Ya işte bilmem ne. Anlamam. Allah hepimizi mağdur. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bir hac yapın da ama sünnetleri yapmak istiyorum deyin de o zaman daha iyi anlarız. Beraber daha iyi anlaşırız be. Şimdi bakıyorum biraz havadan dinliyorsun beni. Ben anlıyorum seni şimdi. Anlamıyor mu çünkü bakıyorum. Ya bu ne diyor Bilal? Öyle değil be. İtiliyor insan, itiliyor. Kalkılıyor insan. Bulunmuş olduğu çadırdan atılıyor insan. E biz belki anlarız sensiz. Allah iyi anlamaya bir uzasıyız. Amin. İnşallah başaracağız. İnşallah. Bu işi açacağız inşallah. Mevla bizden razı olsun. El Fatiha. FM Haber.com